Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT geometrik Kampı'nın 29. haftası 6. videosundayız. Kürede kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu haftanın son konusu hatta konu anlatımının son videosu diyebiliriz. Bundan sonra bir 5 video daha var. 5 tane test var. ÖSYM benzeri soruların 5 tane daha testi var. Onları da çözeceğiz tabii ki ama konu anlatımının son videosu olduğu için bu da çok önemli bir video. Başlangıçta önemliydi. Bitişte önemli. E artık bitişte de konuşuruz. Yani videonun sonunda bu videonun sonunda konuşuruz. Girişte konuşmayalım, bitişte konuşalım. Hadi o zaman dersimize başlayalım. Notta kalmıştık. Bir dilimden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu dilimin neyinden bahsedebiliriz? Bir hacminden bahsedebiliriz. Bir de alanından bahsedebiliriz. Tabii ki öncelikle hacminden bahsedelim. Bir alfa derecelik bir dilim aldığımız zaman bunun hacmi nedir? Normal tüm hacim neydi? 4 bölü 3 pi re küptü. Arkadaşlar bu 360 derecede böyle. Alfa derecelikten olacak. Alfa bölü 360 deriz. Olayı bitiririz. Ha Bunun şeyi var mı? Var. Bak böyle bir formülü var. Ama senin bu formülü ezberlemene gerek var mı? Yok. E arkadaşım 4 bölü 3 pi küp alfa derecelikte de, alfa bölü 360 ile çarpılmış yani sadece bunu bilmen yeterli. Yani bunu da biliyorsun zaten bunu yorumlaman yeterli zaten. Peki alana gelelim. Alan dediğimiz şey hocam alan dediğimiz şey şuradaki yüzey alanından bahsediliyorsa alfa derecelik yüzey alanından bahsediliyorsa hocam 4 pi r kare alan alfa derecedeki alfa bölü 360'tır. Ama tüm alanından bahsedersen ne olacak? Daha önce dikdörtgeni döndürme işlemi de yapmıştık. Dikdörtgeni döndürürken böyle tam 360 derece döndürürken dikdörtgenler yapışıyordu. 360 derece döndürmediğimiz zaman dikdörtgenler açıkta kalıyordu. Oradaki yüzey alanlarını da ekleyin diyordum. Burada da dilimde de aynı şey var. Buradaki dilimde de ne var? Yan tarafta yan yüzeyler de var arkadaşlar. Tamam. Küre diliminin yüzey alanı var. 4 pi r kare alfa bölü 360. Bir de artı. Şurada ne var? bir yarım daire var arkadaşım. Bu tarafında yarım daire var. Öbür tarafında da yarım daire var. Oradaki yarım daire de ekleyecek olursak iki tane yarım daire ekleyeceğiz. Yani tüm alan diyecek olursam 4 pi r kare 4 pi r kare dilimdeki yüzey alanı evet alfa bölü 360 tabii ki artı pi r kare bölü 2'den de kaç tane var? 2 tane var. Yani iki tane yarım daire tam daire yapıyor. Böyle formülize edecek olursanız işte formülde çıkıyor. Yani nasıl tüm alanında işte şu şekilde çıkıyor. Ama bunu ezberlemenize gerek var mı? Yok. Ne yapacaksın? Şuradaki yüzey alanını bulacaksın. Alfa bölü 360'a çarpsasın. İki tane de yarım daire ekleyip olayı bitireceksin. Yani ezbere mezbere karşıyız. Bilmediğim bir şey yok. Şekle bak yorumla. Başka da bir şey yok. Dilim dediğimiz şey bu kardeşim. Tamam mı? Evet. Dilimi de öğrendik. Hadi bakalım şimdi sorusuna bakalım. Çapı 12 cm olan küre biçimindeki bir karpuzdan şekildeki gibi 60 derecelik bir karpuz dilimi kesiliyor. Buna göre karpuz diliminin tüm yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle bu 60'lık yüzey alanını bulayım. Normalde yüzey alanı neydi? 4 tane pi r kareydi. Yarı çapımız ne olacak? Çapı 12 ise yarı çapı 6. 4 tane pi r kare tüm yüzeyinin alanı ama 60 derecelik dilim olduğu için çarpı 60 bölü 360 demeliyiz. E bir de buradaki dilimde neler var arkadaşlar? Bu dilimi aldıktan sonra parça olarak düşündükten sonra o dilim istersen buraya çizeyim. Şöyle bir dilim. Tamam ben şuradaki yüzey alanını buldum. Şöyle. Şuradaki yüzey alanını buldum. Bir de neler var burada? Hocam bir de burada şu yüzeyi var. Bu yarım daire değil mi? Evet. Bu yüzey de var. Bu da yarım daire değil mi? Evet. Yani bu yarım daireleri de ne yapacağız? Koyacağız. Artı pi r kare bölü 2'den kaç tane? 2 tane yarım daire var. E buradan sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. 24 pi artı. Buradan bölü 2'ler sadeleşti. 36 pi'den dolayı cevap böylelikle ne buluruz? 60 pi olarak buluruz. Yani örnek onun cevabını böylelikle 60 pi bulduk. Geldik örnek 11'e. Yandaki şekilde yarı çapı 2 birim olan çeyrek daire şeklindeki demir bir leva verilmiştir. Buna göre demir leva o A etrafında 360 derece döndürüldüğünde. Evet. Şimdi kopyala yapıştır yapayım bakayım şunu. Arkadaşım bunu döndüreceğim. Hadi döndürelim. Nerede? O A etrafında döndüreceğim. Hadi döndürelim bakalım. A şıkkı diyelim ve çözümü yapalım. O A etrafında yani şu etrafında kaç derece? 360 derece döndüreceğiz. Evet şunun etrafında döndüreceğiz de bunu bir biraz bu tarafa alayım. Yani şu kenar etrafında 360 derece döndüreceğiz kardeşim. Döndür bakayım bunu. Bunu döndürürken hocam hop böyle simetriğini alacağız simetriğini aldığımız anda dikey döndürmede ne yapıyordun? Yuvarlaklar yatay oluyordu. Buradaki uç buraya gelecek. O zaman buradaki uç buraya gelecekse hop döndürdüğünde ne oldu? Aa hocam bir yarım küre çıktı. Evet oluşan cismin yüzey alanı kaç birim karedir? 360 derece döndürme yarım küre. Hocam yarım küre olduğu için şuradaki yarım yüzeyin alanı yani şuradaki yarım yüzeyin alanını bulacağım öncelikli olarak. Nedir? Hocam buradaki yarım yüzeyin alanı 4 pi r karenin yani R'si 2 ya. Yarı çapı 2 olan bir küre çıktı. 4 pi r karenin nesi de olacaktır arkadaşım? Yarısı olacaktır. Yarım küre olduğundan. Ama artı bir de ne var? Döndürdüğüm zaman tabanda da bir daire oluştu. Hatta tam bir daire oluştu. Artı pi r kare dersek olay bitti arkadaşım. E o zaman buradan ne çıktı? Şöyle sadeleştirecek, sadeleştirecek olursak. Şu karesinden gitti. Burada 8 pi kaldı. 4 pi. Topladığımız zaman da cevap 12 pi yapmış oldu. E sadece yüzeyini sormuş olsaydı sadece 4 pi r kare bölü 2 diyecektik ama döndürdüğümüzde oluşan cismin alanından bahsediyor bize. Tamam yarısının yüzey alanı var artı bir de tabanda da bir daire oluştu. O tabandaki daireyi de eklemek zorundayız yani cevap 12 pi yaptı. Peki B şıkkına bakalım şimdi. B şıkkı da ne diyor? B şıkkı da şunu diyor. Diyor ki bize OA etrafında 90 derece döndürülürse. Bak şimdi 90 derece döndüreceğim bu sefer. Hocam 90 derece döndürdüğüm zaman. Normalde tam döndürmede böyle bir şey oluşuyordu. 90 derece döndürmede de nasıl bir şey oluşacak? Mesela şöyle bir şey oluşacak. 90 derece döndürdüm. Şöyle yani 90 derece döndürmüş hali bu. Yani şuradaki çizginin 90 derece döndürmüş hali arkadaşım. Şuradaki çizginin 90 derece döndürmüşü. Şöyle dönerken. Hop 90 derece döndürdüm böyle oldu mu? Oldu. E, bir de burada normalde tam dönüş olsaydı tam bir yarım bir silindir olacaktı. Ama 90 derece döndürücü de şöyle bir şey mi oluşacak? Hop şöyle zemini şu olan bir ne çıktı? Silindirin, silindir, silindir diyor pardon. Kürenin ne, nesi çıktı? Parçası çıktı. Hatta bu ne olacak arkadaşlar? Cismin hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. A hocam 90 derece döndürdüğümüz için 4 bölü 3 pi r küpün 1 bölü 4'ü değildir. Dikkat. Çünkü sen bunu 90 derece döndürdüğünde tamam bir parçası çıktı. 360 derece döndürülmüş halini düşün. Sen bunu 360 derece döndürsen ne çıkar? Hocam 360 derece döndürürsek hop şöyle bir küre çıkıyor. Şöyle bir küre çıkıyor. Ama 90 derece döndürünce ne oluyor? Bunun dörtte bir olacak. Sen 360 derece döndürünce ne çıkıyordu? Yarım küre çıkıyordu. E yarımın 90 derece döndürülmüş hali soruluyor. Yani o zaman burada 1 bölü 4 değil. Yarısının 1 bölü 4'ü olacak. Yani bu 8'de birlik bir küre yapıyor arkadaşım. Buna dikkat et lütfen. Tamam. Tekrar söylüyorum. Tam döndürseydim kürenin yarısı yapacaktı. Ama 90 döndürdüğümde yarım kürenin 4'te biri olacak. Yarım kürenin dörtte biri de 8'de birlik yapıyor dostum. Yani yarısının 1 bölü 4'ü. Hem yarısını 1 bölü 2 bir de 1 bölü 4'ü yaptık. Şuradaki 4'ler sadeleşti mi sadeleşti. Hocam 2'lerden bir tanesi gitti. 4 kaldı burada. O zaman burası ne yaptı? 4 pi bölü 3 mü yaptı? Evet cevabımız 4 pi bölü 3 yapacaktır dostlar. Evet. Anladınız mı? Güzel bir mantık. Hadi bakalım sonraki soru. Evet sonraki soru. Şekil 1'de verilen yani örnek 12'deyiz. Küre parçasının iki yüzeyi birbirine dik yarım dairedir. Evet birbirine dik yarım daire. Arkadaşım şu yüzeyi ile şu yüzeyi birbirine dik ve yarım daire şeklindeymiş. Şimdi şuraya bakacağız. Bu küre parçası şekil 2'deki gibi düzlemsel bir, bir yüzeyi üzerinde duvara yapıştırılıp üzerine süs eşyaları konacaktır. Şöyle süs eşyaları da konmuş. Küre parçasının şekil 2'de duvarda kapladığı alan duvarda kapladığı alan yarım alan değil midir? Yani şurada kalan değil midir arkadaşlar? Burada kalan da nedir? Ya R diyecek olursak pi R kare bölü 2'dir. Yani 18 pi'ymiş. Pi'ler gitti. R kare 36'dan buradan R'yi kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet ya R'yi 6 bulduk. R'si 6 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bunun hacmi isteniyor. Peki bu kürenin kaçta kaçlık kısmı? Arkadaş yarım küreden oluşmuş ya. Sen bunu böyle tamamlamış olsaydın hop şöyle yarım küre olacaktı. Hocam bu yarım kürenin yarısı. Çünkü 180 derece olduğundan dolayı. Biraz önce 90 dereceydi. Yarım kürenin 4'te 1'iydi. Yani 1 bölü 8'iydi. Ama bu sefer yarım kürenin yarısı. Yani bu yarım kürenin yarısı da ne yapıyor arkadaşlar? Tüm kürenin 1 bölü 4'ü mü yapıyor? Evet. O zaman bunun hacmi ne olacak? Tüm küre 4 bölü 3 pi r küp diyeceğiz. Ama bunun kaçta kaçlığı? 1 bölü 4'lüğünü alacağız. Tekrar söylüyorum. Şunu şöyle yapsaydım tamamlasaydım şeye. Şu şekilde tamamlasaydım yarım küre olacaktı. E bu yarım kürenin yarısı. Ama yarım kürenin yarısı olduğu için 1 bölü 2'sinin 1 bölü 2'si yani tüm kürenin 1 bölü 4'ü oldu. O zaman hacmini de bulursak tüm kürenin 1 bölü 4'ü. Tüm kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp. Bir de bunun 1 bölü 4'ünü alacağız. Şu 4'ler gitti mi gitti. Yani 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Şunlar sadeleşince 2. O da kaç yaptı? 72 pi yaptı cevap arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 72 pi oldu. Evet örnek 12'de güzel bir soru. Geldik örnek 13'e. Her türlü soruya değinmişim bak burada. Bak bir kuş. Bir ucu düz bir zemin üzerinde P noktasında olan 4 cm uzunluğunda kestek olmayan bir iple bağlı, ayağından bağlanmıştır. Kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi nedir diye soruluyor. Yani arkadaşım 4 birim uzunluğunda ya bak şimdi zeminde yürüse hocam 4 birim böyle gelir 4 birim böyle gelir değil mi? Şöyle baktığınız zaman 4 birim böyle gelir 4 birim böyle gelir. 4 birim böyle gelir. 4 birim şöyle zeminde gider. Yani zeminde ne oluşturdu arkadaşım? Dairesel bir şey oluşturdum. Burada zeminde oluşturdu kuş. A bu kuş kuş bilerek kuş denmiş uçabiliyor. Havaya doğru da 3 birimlik bir şey gidecek. O zaman havaya doğru da 3 birimlik bir şey gideceği için ne olmak zorunda arkadaşım? Hop şöyle havaya doğru da şuradan 4 birim buradan 4 birim buradan 4 birim şeklinde olacak. Yani ne oluştu o zaman burada? Bir küre hatta yarım küre oluşmuş oldu arkadaşım. Hatta şekli de tam düzgün bir şekilde çizeyim ben. Şu zeminde şöyle 4 birimlik bir şey oluşacak. Bir de burada şöyle havaya doğru giderken e, zeminde olduğu için zeminin dibine inemeyeceği için alt tarafı olabilir mi arkadaşlar? Bunun olamaz. O yüzden bu üst tarafta ne oluşturdu arkadaşlar? Yarım bir küre. Yani zeminin altına inemeyeceği için sadece zeminin üstünde oluşan kısmı yarım bir küre oluşmuş oldu. Evet kuş hareket ettiğinde kuşun gezinebileceği bölgenin hacmi kaçtır diye soruluyor. Evet yarı çapı kaçtı bunun? 4'tü. O zaman 4 bölü 3 pi r küpün nesidir arkadaşlar? Yarısını mı alacağız? Evet yarısını alacağız. Olay bitti. Şimdi buradan bölü 2 ile şu sadeleşse 2. 4'ün kimi 64. 64 ile 2'ni çarptım. 128. 128 pi bölü 3 şeklinde buluruz arkadaşlar cevabı. Tamam. Aa, buna, bununla ilgili bak kürenin 1 bölü 8'i 1 bölü 4'ü. Bak şu yukarıda da 1 bölü 4'ünden bahsetmişim. Şimdi yarısından bahsetmişim. Bununla ilgili her çeşit soruyu sorayım ki sıkıntı yaşamayın. Ya, gelebilir. Bak bir soruyla ilgili 4 çeşit soru yazmışım. Şimdi kuşu kafesin içine koymuşum. Bir kuş küp şeklindeki bir odada odanın bir köşesine sabitlenmiş. 4 metre uzunluğunda bir iple ayağından bağlanmış. Normalde bizim kuşumuz sadece zemine bağlı olmuş olsaydı ne olacaktı arkadaşım? Şöyle bir yarım küre oluşturacaktı. Değil mi? Evet. Şöyle bir yarım küre oluşturacaktı. Şöyle. Ama şimdi kuş şurada içeride. Şu yarım küreyi şöyle çizeyim ben tam olarak. Şöyle. Bir de yukarı doğru uçabilecekti böyle. Ama bizim kuşumuz sadece nerede? Odanın içinde. 90'lık kısmı gitmeyecek mi? Evet. Tam dolaşmış olsaydı arkadaşım ne olacaktı? Hatta bunun da şekli ne olacak? Bak şimdi. Şuradaki zeminimiz burası. Tam böyle zeminin altına inemeyeceği için yarım olacaktı. E burada içerideki 90'lık kısmı dolaşacağı için yarımın 4'te 1'lik kısmı oldu. Yani 1 bölü 2'sinin 1 bölü 4'ü kaç yaptı? 1 bölü 8'lik hacim yapmış oldu. Hatta tam çizeyim bunu. Hocam burası 90 ya. Buradan 4 birim gidebilir. Buradan 4 birim gidebilir. Buradan da yukarı doğru 4 birim gidebilir. E yukarı doğru 4 birim giderken şöyle. Burada da böyle. Burada da şöyle bir şey oluşacak. Tam çizeyim şunu. Şurada şöyle. Burada böyle. Şöyle. Bir de şurada da şöyle. Yani ne olmuş oldu burada? Şöyle bakacak olursan tam dönmüş olsaydı kırmızıyla göstereyim tam dönmüş olsaydı şöyle bir şey olacaktı ve buradaki şey yok şöyle bir şey olacaktı ve zeminde de yukarıda da şöyle bir şey olacaktı. O zaman yarısı olacaktı. Zaten sorunun başında açıkladım ama tam şekilde çizmek istedim. Tam böyle uçmuş olsaydı yarım küre olacaktı. Yarısının bu 90 derecelik dönmüş hali. Yani 1/4'ü. bölü 90 bölü 360 o da 1 bölü 8'lik hacim yapmış oluyor. O zaman 4 bölü 3 pi işte gezinebileceği bölgenin hacmi diyor soruluyor. 4 bölü 3 pi re küp. Bu tüm kürenin hacmiydi ama ben nesini alacağım? 1 bölü 8'liğini alacağım arkadaşlar. Evet, evet 8 ile 4 sadeleşsin 2 kaldı. 4'ün kübü 64 64 ile 2 sadeleşince 32 kaldı. O zaman cevap da 32 pi bölü 3 yapmış olur arkadaşlar. Evet kürenin yarısından bahsettim. Çeyreğinden bahsettim. 1 bölü 8'lisinden bahsettim. Her şeyinden bahsettim. Artık böyle bir soru çıkarsa sen rahat bir şekilde yaparsın. Ta konunun başına dön. Konunun başındaki o formülleri ezberlersen bunları yapabilir misin? Yapamazsın. O yüzden ezberci değil. Şurayı çalıştırmalı bir mantıkla gideceğiz arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Uzayda AB doğru parçasına 2 cm uzaktaki noktaların oluşturduğu bölgenin yüzeyin kapsadığı bölgenin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi buna 6 birim uzaktaki noktaları düşüneceğiz. Hocam şuna 6 birim uzaklık. Şöyle 6 ya 2, 2 birim uzaklık. Şu 2 birim, şu 2 birim, şu 2 birim değil midir böyle? Evet 2 birim uzaktaki noktalar şöyle yapıyor. Yani burada ne oluşuyor burada? Bir doğru oluşuyor. R karede şey yaparsak. Ama bu havada da gidiyor. Aynı şekilde şunu da 2 birim diye düşün bak. Şuradan da 2 birim, şuradan da 2 birim, şuradan da 2 birim. İşte şuradan da 2 birim, buradan da 2 birim gittiğin zaman bu da bir doğru mu belirtiyor? R karede bir doğru. Evet. Ama bu tabii ki bu kalemi şöyle düşünün. Yukarı doğru da iki birim. Aşağı doğru da iki birim. E, öne doğru da iki birim. Arka bir da Şöyle. Bir ne oluşturacak burada? Bir silindir mi oluşturacak arkadaşlar? Evet. Şurada bir silindir oluşturdu şöyle. E, bu silindirin yarı ne? Uzaklık böyle iki birim olduğu için iki birimlik bir silindir oluşturur burada. Ama sadece silindir değil. Şimdi AB doğru parçasını iki birim uzaktaki noktalar diyor ya. Tam A'ya da iki birim uzaktaki noktalar. Şu iki birim, iki birim, iki birim gidince ne oluşuyor burada? Şurada şöyle bir yarım küre de oluşmuş oldu. Aynı şekilde burada böyle bir yarım küre de oluşmuş oldu. Yani yarı çapı 2 yüksekliği 6 olan bir silindir. Artı 2 tane de yarım küre tam bir küre yapmış oluyor arkadaşlar. Bu bölgenin hacmini bulacağız. Evet pi r kare çarpı h silindirin hacmi. Yarı çapı 2 olduğundan dolayı pi r kare çarpı yüksekliği 6 ise pi r kare çarpı pi 2'nin karesi çarpı 6 oldu. Artı 2 tane de yarım küre. Yani iki tane yarım kürede tam bir küre olmuş oluyor. Yani 4 bölü 3 pi r küp şeklinde dersek sonuca ulaşırız. Bu 24 pi yaptı. Artı bu 2'nin kübü kaç? 8. 4 kere 8 32. 32 pi bölü 3 yaptı. 3 ile bunu çarptığım zaman 72, 72 ile 32'yi toplayınca da 104 yapıyor galiba. 104 pi bölü 3 şeklinde buluruz sonucu. Ve böylelikle konu anlatımını bitirdik. Ama konu anlatımını bitirmeyle kalmasın. Gençler. Konu anlatımını bitirmeyle kalmasın. Ben burada konuyu öğrettim size. İlginç soruları. ÖSYM tekniğini öğrenmeniz lazım. ÖSYM tekniği içinde bundan sonraki sorular var arkadaşlar. O 5 testi de mutlaka mutlaka iyi bir şekilde, özverili bir şekilde çözün. Çok faydasını görürsünüz. Evet gençler, konu anlatımını böylelikle bitirdik. Vallahi bitirdik. Sonuna geldik. Sen şöyle bir geometri hayatına şöyle bir bak bakayım. Benle birlikte çalıştın ya sonuna kadar geldin ya geometri hayatına, hayatına bak. Ve yoruma da yaz geometride neredeydin nereye geldin. Yani inşallah çok iyi bir noktaya gelmişsindir ama hedefimiz zaten bu. Buna göre şey yaptık zaten konularımızı anlattık. Geometride neredeydin nereye geldin yoruma yaz. Son videodayız artık. Konu anlatımının son videosundayız ya. Yaz şu yoruma öğrendin sen bu işi ya da öğrenmediysen de yaz tabii ki. Ve şöyle geometri hayatına bak. Kaç tane formül biliyorsun? Formülcü mü? Öğrettik. Sen bu formülleri yani o kitaplarda yazan formülleri öğrenmeden şu geometriyi öğrendin ya ve deneme sınavlarında da etkisini görüyorsun ya demek ki her şey formül değilmiş. Demek ki her şey görme işi değilmiş. Biz bu yola başlarken ne dedik? Geometri görme işi değil, verilen bilgileri kullanma işidir. Ben sana en önemli şeyi öğrettim. Soru içerisinde çünkü ben de sıkıştığım zaman hep bunu diyorum kendime. Sıkıştığım zaman soruyu okurum. Soruda kullanmadığım yer neresiyse onu kullanmaya çalışırım. Oraya odaklanırım. Kilit nokta orasıdır. Onu kullandıktan sonra da soru çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yani verilen bilgiyi kullanma yöntemiyle, tekniğiyle sen bu işi öğrendin. Ha bildiğin özellikler var mı? Tabii ki var. Şöyle bakacak olursan yani toplasan 20'yi geçmez ama. Koskoca geometride böyle tanımlar haricinde özellik olarak bakacak olursak yani konu anlatımında verdiğim özellik herhalde 20'yi geçmez arkadaşlar. Ee, ama özellikle de ilgili ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakacak olursak son 10 yılı kıyaslıyorum hatta 11 yılı kıyaslıyorum. Arkadaşlar toplamda sorduğu soru sayısı 3 ya da 4 hem de hem de AYT'yi katarak. Yani 200 soruda 4 yani %2'lik bir kısım. Ya bırak özellikle ezberleme o zaman da bir tane soruda oradan katsın yani değil mi? Yani zaten ben her zaman şunu söylerim. Her soru tipini ben formülüze edebilirim. Ve formül diye önünüze koyabilirim sen soru tipi ezberlemiş olursun. Ama bu şekilde ne yaptın? İşi mantığıyla öğrendin ve her konunun mantığını öğrendin sen. Her konuda bir mantık öğrettik. İşte çemberde merkez teyit çektik. Amaç dik işte üçgen oluşturmak. İşte merkez giriş çektik falan filan anahtar kelimelerle hallettik bir hallettik. Ne bileyim dik üçgene çok önem verdik. Benzerliğe çok önem verdik. Bütün konular dik üçgen ve benzerlikten çıkmıyor mu? Yani içinde soruların içerisinde bunlar çıkmıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Şu katı cisimlerde bile benzerlik görüyorsunuz. Bir önceki videoda da benzerlik sorusu da vardı zaten. Çıkıyor. Dik üçgen keza hep çıkıyor zaten. Evet işi öğrendiniz ve bundan sonra artık deneme sınavlarını yapacaksınız. Adam akıllı yapacaksınız ve deneme sınavlarındaki sorulara böyle yoğunlaşacaksınız. Deneme sınavındaki sorulara bakıp ya ben bu soruyu niye yapamadım? Konu eksiğinden dolayı mı yoksa o anki sınav durumundan mı kaynaklandı deyip bir şey yap. Yapamadığın soruyu da kes. Sonra bir daha bir yere koy. Sonra sınava girmeden önce şöyle yapamadığın soruya da bakmanı da tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet gençler. Böylelikle konu anlatımının sonuna geldik. Ama 5 video daha var. Çünkü ÖSYM'e benzeri sorularımız var katı cisimlerde. Ben konu anlatım bitti diye böyle konuşuyorum. Elimden geldiğince size faydalı olmaya çalıştım. Ee, yani inşallah katkımız olmuştur. İnşallah size bir dokunuşumuz olmuştur. Size hem ders anlamında yani bilmiyorum başka anlamda da yardımda da bulunmuşuzdur mutlaka. Ee, bulunabiliriz de. Dışarıda beni gördüğünüz zaman ben ünlü değilim, youtuber değilim, bir öğretmenim. Ee, bir ünlüymüş muamelesi de yapmayın bunu da buradan söyleyeyim. Gördüğümde sesi titriyor öğrencilerin falan filan. Aa hocam şöyle böyle ünlü muamelesi yapıyorsun sakın. Öyle bir tip değilim. Bildiğiniz öğrenci yani, yani kamera karşısında nasıl görüyorsanız öyle bir öğretmenim. Ve gelip bana sarılabilirsiniz. O anlamda hiçbir sıkıntı yok. Öyle e, şeydik şekilde de sarılmayın da neyse. Çünkü çok kişiyle görüşüyoruz böyle. E, korkan böyle ses titreyenler oluyor. Sizleri seviyoruz. Ben sizin öğretmeninizim. Herhangi bir şekilde ünlü falan da değilim. Elimden geldiğince bu işi yapmaya çalıştım. İnşallah size büyük bir dokunuş yapmışımdır. Başka da bir şey demiyorum. Gençler sınavda başarılar. Seviyorum sizi. Sınavda bir soruyu yapamazsan kendine şu şunu sor. Çünkü ben yapamadığım zaman bir soruyu ki biz de insanız biz de yapamıyoruz. Kendime şunu söylüyorum. Kardeşim soruyu iyi bir okuyayım. Hangi bilgiyi kullanmadım deyip o bilgiye yoğunlaşıp yapıyorum. Yeni nesil eski nesil hiç fark etmez. Bu dediğimi mutlaka mutlaka yap. Gençler hayatınızda başarılar. Sınavda başarılar. Her alanda başarılar. Ee, üniversiteyi kazanıp gittiğiniz zaman iş sahibi olduğunuz zaman da yaptığınız işin de en iyisini yapmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.